Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle beraber dördüncü ünitemiz olan makale ünitesine giriş yapacağız, işleyeceğiz. Biz bu ünitede ne öğreneceğiz? Makale ve makalenin özellikleri, bilimsel makale ile edebi makaleyi öğreneceğiz bu ünitede birlikte. Şimdi bilimsel metinler diyerek dersimize başlayalım. Metinler, öğretici metinlerde edebi metinler olarak ikiye ayrılır. Edebi metinler estetik bir haz uyandırmak için yazılan kurmaca metinlerdir. Öğretici metinler ise düşünceye dayalı olan kurmaca niteliğe sahip olmayan metinlerdir. Bazı öğretici metin türleri ise bilimsel metinler olarak da adlandırılabilir. Bilimsel metinler bilim kullanılış biçimi ve kurmaca olup olmamaları yönünden edebi metinlerden ayrılır. Anlatımı olabildiğince anlaşılır olan bilimsel metinlerde amaç bilgi ve düşünceyi doğru ve açık biçimde okura sunmaktır. Bilimsel metinler teze dayalı olması, araştırma verileriyle desteklenmesi, yararlanılan kaynakların gösterilmesi, anlatım dilinin nesnel olması yönüyle edebi metinlerden farklı özellikler gösterir. Bilimsel metinler hazırlanırken özetleme, alıntılama, kaynak gösterme gibi teknikler kullanılır. Şimdi makale türünün genel özelliklerine bir bakalım. Makale bir konuyu, bir olayı, bir eseri ele alıp onların çeşitli özelliklerini ayrıntılarıyla inceleyen ve onunla ilgili bir takım sonuçlara ulaşan yahut bir görüşü, bir iddiayı belge ve kanıtlarla destekleyerek savunan yazılara denir. Makaleler bilimsel nitelikli yazılardır. Bu nedenle senle benle konuşmalara, günlük dilde kullanılan bazı kelimelere ve süslü anlatıma makalede yer verilmez. Makale gazete ve dergi yazısıdır. Günü gününe yazılma zorunluluğu yoktur. Makalede kullanılan dil anlaşılırdır. Dolaylı anlatımlardan ve söz oyunlarından uzak durulur. Ortaya konan düşünceleri destekleyen örneklere yer verilir makalelerde. Makalede konu sınırlaması yoktur. Mesela konumuz güzel sanatlar, politika, toplumsal ve bilimsel konular, günlük olaylar gibi birçok konuda biz makale yazabiliriz. Makalede temel öğe düşüncedir zaten, bunu hepimiz biliyoruz. Ele alınan düşünce veya ileri sürülen iddia yazının girişinde ortaya konur. Bu fikrin belgelerle, kanıtlarla desteklenmesi yazının gelişme bölümünü oluşturur. Bu bölümde yazar düşünceyi geliştirme yollarından yararlanır. Açıklayıcı ve tartışmacı anlatım biçimlerinden sıklıkla yararlanılır makalelerde. Edebi ve bilimsel makale olmak üzere iki tür makale vardır. Edebi metinlerde dil, edebiyat ve sanatla ilgili konular ele alınır. Bilimsel makalelerde ise tıp, sosyoloji, ekonomi gibi bilimle ilgili dallara yönelik konuların ele alındığı makalelerdir. Bilimsel makaleler genellikle dergi, kitap ve genel ağda yayınlanır. Genel ağdan kastımız internet ortamıdır. Gazetelerde güncel konularla ilgili nesnel yaklaşımla yayınlanan yazılarda makale olarak değerlendirilir. Makale gazetecilikle birlikte gelişen bir türdür. Edebiyatımızda ilk makale Tanzimat döneminde çıkarılan Tercüman-ı Ahval gazetesinde Şinasi tarafından yazılmıştır. Dönemin Namık Kemal, Ziya Paşa, Ahmet Mithat Efendi gibi yazarları bu türde metinler kaleme almışlardı. Hüseyin Cahit Yalçın'ın Fransızcadan çevirdiği, yani Servet-i Fünun dergisinin kapatılmasına sebep olan Edebiyat ve Hukuk adlı makaleyle Ömer Seyfettin'in Genç Kalemler dergisinde yayınlanan Yeni Nisan makalesi türün tanınmış örneklerindendir. Genç Kalemler makalesi milli edebiyatın dil ve anlayışını ortaya koyar. Ziya Gökalp, Fuat Köprülü, Peyami Safa, Ahmet Hamdi Tanpınar,
Nurettin Topçu, Mehmet Kaplan ve Cemil Meriç makale türünde eser veren başlıca yazarlardır. Daha sonra dergilerde de yayınlanmaya başlayan makale türü, ülkemizde bilimin gelişmesi ve bilimsel kuruluşların sayısının artmasıyla gelişmiştir. Şimdi bilimsel makalenin bölümlerine bir bakalım hep beraber. Bilimsel makaleler, başlık, özet, giriş, yöntem, bulgular, sonuç ve tartışma kaynakça bölümlerinden oluşur. Metnin özelliğine göre bu bölümlerden bazıları bulunmayabilir veya başlıkla belirtilmeyebilir. Başlık öğesi, bilimsel makalenin başlık bölümüne bakarsak eğer konunun ilgilileri tarafından okunacak ilk bölümdür. Bu nedenle başlık düzenlenirken kelimeler dikkatle seçilmeli, makalenin içeriğini yansıtan en az sayıda kelime kullanılmalıdır. Uygun bir başlığı olmayan makale hedef okuyucu kitlesine ulaşmayabilir. Makalenin özet bölümü, metnin bütününde anlatılanların ana hatlarıyla ifade edildiği bölümdür. Araştırmanın kapsamı, amacı, ama araştırmada kullanılan yöntemler, elde edilen bulgular, araştırma sonunda ulaşılan sonuçlar ve metindeki anahtar kelimeler bu bölümde verilir. Giriş bölümünde ise temel bilgilerin sunulduğu bölümdür. Bu bölümde konuyla ilgili daha önce yapılan çalışmalar hatırlatılır. Bu çalışmaya neden gerek duyulduğu ortaya konur. Yöntem bölümünde ise bu bölümde araştırmada tercih edilen yöntem ve söz konusu yöntemin tercih edilme nedenleri anlatılır. Yazarın neyi, nasıl ve niçin kullandığını açıkladığı bu bölüm, konuyu bilen bir uzmanın aynı çalışmayı kendi imkanlarıyla tekrar etmesini sağlar nitelikte olmalıdır. Bulgu bölümü ise bu bölümde araştırmada elde edilen bulgular ve bu bulguların ne anlama geldiği dile getirilir. Sonuç ve tartışma bölümünde ise bu bölümde araştırmada elde edilen bulguların araştırmanın amaçları ile ilişkileri kurulur. Elde edilen bulgulardan bir takım nesnel genellemelere ulaşılmaya çalışılır. Ulaşılan sonuçlar daha önce aynı veya benzer konularda yapılmış çalışmaların sonuçlarıyla karşılaştırılır. Araştırmanın bilim dünyasına katkısı belirtilir. Yapılan bilimsel çalışmayla ulaşılan sonuçların günlük hayattaki olası etkileri değerlendirilir. Kaynakça bölümünde ise makalenin sonunda yararlanan kaynaklar liste halinde gösterilir. Makalede yer alan her kaynağa kaynakçada yer verilir. Kaynakçada yer alan her kaynağın metin içinde gönderme yapılır. Kaynakça hangi bilginin hangi kaynaktan alındığını göstermez. Bilginin hangi kaynaktan alındığı metnin içinde kaynağa gönderme yapılarak belirtilir. Kaynakçada her kaynağın